Merhabalar, Kınalı Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. İlmek kurulum sayısı tek şeklinde, bir bir şeklinde yani. Taktıktan sonra sorun değil ilmek sayımız. Ve şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örerekten devam ettim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünde bir sıra ters örelim. Ve örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna devam edelim. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra birinci ilmeğimden bir defa ördüm. Tekrar iki ilmeğimin arasından şu şekilde göstereyim. İki ilmeğimin arasından ikinci ilmeğimi aldım. İki. Tekrar aynı ilmeğin içerisinden üçüncü ilmeğimi. Yani bir ilmekten üç ilmek çıkartmış oldum. Bir. İkinciyi aradan aldım. Üçüncüyü yine şişimdeki ilmeğimden aldım. Tekrar bir. İki. Üç. Bir. 2 3. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bir ilmeğimizden 3 tane ilmeğimizi çıkartaraktan devam edelim. Modelimiz çok kolay, karışık da değil ama çok gösterişli ve güzel bir örgü modelimiz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabileceği bir örgü modeli. Bir ördüm. Bir iki ilmeğimin arasından çıkardım. Tekrar aynı ilmeğimden ördüm. Son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bakın şu bir ilmeğimden 3 ilmek çıkartmıştım. Bu 3 ilmeğimi birlikte toplayaraktan ters yani düz ördüm. Örgümün ters yüzündeyim ve ilmeklerimi düze çeviriyorum. Bu şekilde geri ilmeklerimi 1'e düşürüyorum. Sıra sonuna kadar 3 ilmeğimi birlikte 1'e düşürüyorum. Şöyle ipimi. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan sadece örgümün ön yüzünde düz örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Bu şekilde modelimizi uyguladıktan sonra örgümüzün ön yüzünde bir sıra düz ve arka yüzünde de ters ördükten sonra tekrardan modelimizi uygulayacağız. Ve son kenar ilmeğimi de aldım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimin içerisinden bir ilmek çıkardım. Tekrar iki ilmeğimin arasından bir ilmek aldım. İki.
Tekrar bir ilmek aldım. 3. İkinci modelimin ilk sırasındayım. Bir ilmeğimden aldım. İkinciyi aradan, üçüncüyü tekrar ilmeğimden. Bu şekilde ilmeğimi geri 3'e tamamlamış oluyorum. Bir ilmekten 3 ilmek yani çıkartmış oluyorum. Modelimizin arasında iki sıra düzümüz olmuş oluyor. Bir sıra arkadan, bir sıra da önden ördükten sonra ondan sonra bu şekilde modelimizi uyguluyoruz. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Ve 3 ilmeğimi birlikte geri tekrar düz örerekten örgümün arka yüzünde 1'e düşürtmüş oldum. Ve son kenar ilmeği. Ve ikinci modelimi de bitirmiş oldum. Tekrar bir sıra önden düz, bir sıra da arkadan ters uyguladıktan sonra tekrar önden bir ilmeğimizden 3 ilmek çıkararak da bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da ön yüzü. Şöyle daha çok yakınlaştırayım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.